Bugün Isparta ili Uluborlu ilçe merkezinde bulunan aile işletmesine misafir olduk. Şubat ayından beri büyükbaş hayvan almaya başladık. Şimdi abla bunlar ilk geldiğinde kaçar kilogramdı? Bunlar geldiğinde 250-300 kilo falandı. Temmuz ayına kadar öyle besledik. Biz sonra akıllı yemleri gördük. Ona başlayınca hayvanlar iyi oldu yani. Parlamaya başladılar. Boya gidiyorlar sürekli. Boya gitmeye müsait hayvanlar. Yeter ki iyi besleyelim. Proteince zengin besleyelim. Neler veriyoruz şu anda? Şu anda arp ezmesiyle akıllı yem kullanıyoruz. Yani fabrika yemini kullanmamış olduk. Evet. Kendi mahsulünüzü daha çok kullanmış oldunuz. Evet. Bu da sizin maliyetlerinizi düşürdü sanırım. Evet. O şekilde. Normal şey bir yem yesek mesela 2 çuval yer bunu. Ciddi oranda bir 7'de 1'e düşmüş oluyor. Boya gidiyorlar sürekli. Bu hayvan neden bu hayvanı mantarlıydı aldınız? Her yeri. Evet. Hatta ben eşime söyledim niye alıp geldim bunu diye. En güzel de bu oldu işte. Yani göğüs çevresinden bir ölçmek istemişsiniz. 700 kilo geldi. Her geçen günde büyümeye devam ediyor. Gidiyor abi. Onun haricinde herhangi bir bağırma, çağırma, herhangi bir şey sıkıntısı olmadı. Metabolik bir rahatsızlık falan olmadı. Yok. Yani. Çok güzel. Herkese merhabalar. Bugün Isparta ili Uluborlu ilçe merkezinde bulunan bir aile işletmesine misafir olduk. Osman Şen abimizle görüşmüştük. Şimdi kendisi tarlada, yanımda eşi Ayşe Hanım, oğlu büyük oğlu Cevdet ve küçük oğlu Rıza var. Aile işletmesi olarak danaları burada hep beraber besliyorlar. Biz geldik, onlarla tanıştık, görüştük, notları aldım. Sizlerle bunu paylaşmak istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi Ayşe ablama dönüyorum. Ayşe abla merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abla, sağ olun. Çok teşekkürler. Bizi kırmadınız, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Osman abimiz tarlaya gitmiş. Orada şu anda tam böyle yağmur yağmaya başladı. Toprak gerçekten kurumuştu. Tarlalar sürülüyor. Tahıl ekime başladı herhalde. Buğday, arpa, işte çavdar şeklinde tırtık hali. Şimdi bu danaları abla ne zaman almıştınız? Normalde küçükbaş yapıyorsunuz sanırım. Evet. Yavaş yavaş büyükbaşa bir dönüş var. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zamandan beri hayvancılık yapıyorsunuz abla? Biz 5-6 senedir hayvancılık yapıyoruz. Tamam. Küçükbaş yapıyorduk. Şimdi büyükbaşa dönüyoruz yavaş yavaş. Tamam, çok güzel. Küçükbaşı bitirmeye çalışıyoruz. İşte Şubat ayından beri hayvan alıyoruz. Büyükbaş hayvan almaya başladık. Çok güzel. Şimdi bir 5 tane geldi buraya Şubat ayı içerisinde. Hı. Şubat'ta 5 tane geldi. Sonra Haziran'da 2 tane geldi şu kapı tarafında. 3 tane geldi. Bir de küçük olanla beraber. Toplam 8 tane şu anda danayı besliyoruz. Alt tarafta da 49 tane koyunumuz, bir tane koçumuz var. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş bunları azaltıp ondan sonra büyükbaşı hedefimiz nihai olarak büyükbaş yapmak ve 20 tane danaya dönmek istiyoruz herhalde. Evet, evet. O şekilde bir hedefimiz var. Şimdi abla bunlar ilk geldiğinde kaçar kilogramdı, böyle nasıldı? Sonraki süreç içerisinde bir besleme yaptınız Şubat'tan Temmuz'a kadar. Temmuz ayından itibaren de akıllı besleyimine dönmüş olduk. Evet. Yaklaşık bir 4 aydan beri biz beraber besliyoruz danaları. Evet. O aradaki gelişim sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Bunlar geldiğinde 250-300 kilo falandı işte. Tamam. Sonra Temmuz ayına kadar öyle besledik. Biz sonra akıllı yemleri gördük. Evet. Onları internetten görünce onlara başladık. Ona başlayınca hayvanlar iyi oldu yani. Parlamaya başladılar. Boya gidiyorlar sürekli. Evet, bir de Holstein bunlar. Aslında kemik kütlesi yüksek, işte boya gitmeye müsait hayvanlar. Yeter ki iyi besleyelim. Hı-hı. Proteince zengin besleyelim. Evet. Kendi tarlanızda üretmiş olduğunuz yulafı ve tırtık haleyi ilk başta biraz verdik. Daha sonra arpayı da vermeye başladık. Şimdiki beslenme rejimini nasıl yapıyoruz? Neler veriyoruz şu anda? Şu anda arpa ezmesiyle akıllı yem kullanıyoruz. Bir de balya. Haşbey saman kullanıyoruz. Çok güzel. Şimdi buradaki miktarları ben az önce hesapladım sizinle birlikte. Günlük olarak büyük şuradaki 5 tane hayvana 8-9 kilo ortalama arpa ezmesi veriyoruz. 2 tane olan şu küçük olan kapı tarafındakilere 6-7 kilogram veriyoruz. Evet. Bir de padoktaki hayvana biraz daha düşük herhalde. 3-4 kilogram evet, şeklinde. Evet, 3-4 kilo o kadar veriyoruz. Akıllı besleyiminde de büyük hayvanlara 1 kilogram günlük sabah akşam toplam. Evet. Kapı tarafındakilere 750 gram, padoktaki hayvana da 500 gram şeklinde. Evet. Bir beslememiz var. Haşbay saman olarak da 2 ile 2,5 kilo arası. Bir veriyoruz. Yiyebildiği kadar veriyoruz da o kadar yiyorlar. Bu kadar yiyorlar zaten. Yani serbest, sınırsız serbest, burada sınırsız saman yani. Var. Bir miktar da ara sıra yonca otu veriyoruz. Değişiklik olsun evet, şeklinde. Değişiklik olsun diye. Böyle bir düşüncemiz var. Bir de tarıma dayalı hayvancılık yapıyoruz. 100 dekar 50 dönüm. Yani 100 bin metrekare bir tarla işleniyor. Evet. Burada ne gibi mesela işte ürünler üretiyorsunuz? Biz buğday, arpa, yulaf, fi,
Onları üretiyoruz. Bunları tahıl olarak biçip ondan sonra hayvanlara yediriyoruz. Genellikle buğdayın bir fazlalık kısmını satış yapıyoruz herhalde. Fazla olanı satıyoruz. Tamam, çok güzel. İhtiyacımız kadar koyuyoruz, gerisini satıyoruz zaten. Doğrudur abla. Peki mesela ilk Şubat'ta hayvanlar geldiğinde normal bir standart fabrika yemi mi vermiştiniz? Böyle palet bir yem mi aldınız? Nasıl palet, beslemiştiniz? Palet bir yem aldık biraz. Biraz tamam. İşte arpa ezmesi falan verdik. Tamam. Öyle veriyorduk. Sonra bizim akıllı yemleri görünce akıllı yemleri geçiş yapmaya başladık. Evet, onları almaya karar verdik işte. Tamam. Onu aldıktan sonra... İşte. Şimdi mesela Umut Bey'le görüşmüş Osman abimiz. İlk etapta yulaf tırtıkaleyi biraz fazla hızlı verince hafif bir ishal falan olmuş hayvanlarda. Evet, biraz oldu. Daha sonra hafif tahılı azaltıp tekrar alıştırarak tekrar geçiş sürecini oturtmuşuz. Evet. Hem kendi yulafınızı, tırtıkalenizi kullanmış oldunuz. Evet. Şimdi de arpa kısmına dönmüş evet, oldu. O zamandan sonra yani bu son 4 aylık süreç içerisinde şimdi fabrika yemini kullanmamış oldunuz. Evet. Kendi mahsulünüzü daha çok kullanmış oldunuz. Evet. Bu da sizin maliyetlerinizi düşürdü sanırım. Evet, düşürdü. Yani normalde yem parası diyelim ki ya da çuval olarak baktığımız zaman kaç çuval alıyorduk? Gerçi hayvanlar hep büyüdü ama şimdi evet, çok daha az bir şekilde çuval almış oluyorsunuz. Evet. O şekilde. Normal şey bir yem yesek mesela 2 çuval yer bunu. Günlük olarak evet, değil mi? 2 çuvalda 100 kilogram yapar. Bugün baktığımız zaman hesaba 5 kilogram büyükler, küçükler de 1,5. 6,5 yapıyor. 500 de o. 7 kilogram toplamda yem vermiş oluyoruz. Hı hı. Ciddi oranda bir 7'de 1'e düşmüş oluyor evet, yem miktarı. Hatta daha fazla yani. Hani 10'da 1 neredeyse tasarruf sağlamış oluyoruz. Evet. Bunun haricinde bir daha hiç dışkılarda falan bir gevşeklik olmadı. İshal olmadılar. Yok yok, olmadılar. Sorun olmadı. Yani bir alışasıya kadar bir sorun çektik. Sonra alıştıktan sonra sorun olmadı. Çok güzel. Tüyleri parladı dedik abla. Evet, parladı. Boya gidiyorlar sürekli. Şu an mesela şu hayvanı siz az önce anlattınız bir öyküsünü. Nasıldı? Hatta Osman abiyle kavga ettik dediniz. Evet, bu hayvan mantarlıydı her yeri. Hiç böyle tüyleri falan yoktu. Her yer mantardı. Evet. Hatta ben eşime söyledim niye alıp geldim bunu diye. Denizli çivril'den aldınız sanırım. Evet. Hı-hı. Doğrudur. Ondan sonra en güzel de bu oldu işte. Yani şu an bakıyorsunuz böyle boğa gibi bir görüntüsü var yani açıkçası. Gayet güzel. Boylu ve sallı diyoruz. Evet. Enseyi de doldurmaya başlamış. O şekilde. Sonrasında hatta Cevdet'e de mikrofon vereyim. Cevdet, siz bunu biraz göğüs çevresinden bir ölçmek istemişsiniz. Evet abi. 700 kilo geldi. Her geçen günde büyümeye devam ediyor. Gidiyor abi. Çok güzel. Sonrasında bunları kaç kilo, ne zaman kestirmeyi planlıyoruz? Bunları oruçta kestirmeyi düşünüyoruz abi. Mart ayı gibi. Mart ayı gibi Ramazan ayı içerisinde Ramazan değil mi? Ramazan ayı içerisinde tabii kestirmeyi düşünüyoruz. Para yapıyor genelde. Evet, zaman... Talep de artıyor. Evet, evet. İnşallah. O zamana kadar da inşallah dolu iyice şey olur var. Çok güzel. Onun haricinde herhangi bir mesela işte ayaklara vurma, işte bağırma, çağırma herhangi bir şey sıkıntısı olmadı. Metabolik olmadı. Bir rahatsızlık falan olmadı. Yok, yani. Olmadı. Çok güzel. Biraz da şu padok tarafına doğru ilerleyelim. Oradaki hayvanlara da bakalım. Rıza, bakalım sen de. Sen de ailene yardım ediyorsun. Evet. 5. sınıfa gidiyorsun. Tamam. Bu küçüğü sen mi bakıyorsun yoksa? Sen mi bakıyorsun? Ben bakıyorum. Tamam, çok güzel. O benim mesuliyetim altında. Öyle mi? Senin mesuliyetin altında. Bak. Çok güzel yani. O onun artık, o bur. Çok güzel. Tamam. Şuraya alayım ben de seni kenara. Şimdi abla burada da iki tanesi orta boy dediğimiz olanlar. Evet. Bunların da gelişimleri iyi dediniz değil mi? Evet. Böyle son... Bunları işte ilk geldiğimizde akıllı yemle başladık zaten bunlar 3 ay önce falan. 3 ay önce. Hı-hı. Tamam. Çok iyi yani. İyi gelişiyorlar gibi geliyor bize yani. Sırtı da doluyor. Hı-hı. Enseler de doluyor. İştahları evet, da iyi. Evet. Bunlar da adapte olmuşlar. Şurada mesela hemen önümüzde pasta kıvamında bir dışkı var. Bu da hayvanların mesela çıktısı yani açıkçası. Evet. Tane gözükmüyor. Pasta kıvamı olması bizim için sağlıklı bir işkembe manasında. Mesela bu hayvanlara da abla 6-7 kilogram arpa veriyoruz. Evet. O büyüklere 8-9 kilogram arpa veriyoruz. Hı. Belki ilk etapta bu kadar tahıl verilir mi diye düşündünüz mü hiç? Böyle bu kadar yoğun tahıl daha önce belki besi yaparken evet, kullanmamış olabilirsiniz. Yani evet. Normal çünkü fabrika yemi verildiği hı-hı, zaman besi yeminin yanına en fazla 2-3 kilogram tahıl veriliyor. İşte evet. 4-5 kiloya çıkınca iseller belki bazen karşımıza çıkabiliyor. O şekilde yani yoğun bir şekilde tahıl verebiliyoruz. Evet, verebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor yani. Tamam abla. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Yok, sağ olun. Teşekkür ederiz. Ne güzel. Çocuklarınızla beraber evet, aile işletmesi olarak evet, hayvancılık yapıyorsunuz. Hı-hı. Sizler de şimdi Ayşe ablamızla buradaki bilgileri paylaştık Cevdet ve Rıza ile. Sizler de akıllı besi yemi almak isterseniz yemsipariş.com'u hemen ziyaret edebilirsiniz.
bir torba dahi olsa ürünlerimizi Türkiye'nin 81 iline ücretsiz kargo ile gönderebiliyoruz. Evet. Burada danaları işletmedeki işte Osman abimiz tarladan şu anda ekiyor. Haziran ayı gibi biteceksiniz. Kendi tahılınızı depoya koyacaksınız. Kış boyu inşallah önümüzdeki sene nasip olur gelirsek 20 tane danayı besleyecek şekilde bir kaynak yaratmış olacaksınız. Tahıl oluşturmuş olacaksınız. Samanı da sadece üretmeniz, sadece saman vermeniz yeterli oluyor. Eğer hangi farklı bir kaba yem vermeye gerek kalmıyor. Çok teşekkür ediyoruz abla. Biz teşekkür ederiz. Yemleriniz de çok hızlı geliyor. Teşekkür ederiz yani. Öyle sipariş mi? Verdikten sonra hemen 2 gün içinde geliyor. 2 gün içerisinde Isparta, Uluborlu buradan mı alıyorsunuz? Teslim burada, alıyorsunuz. Buraya geliyor. Eve kadar geliyor. Eve kadar mı geliyor? Dağıtım var buraya kadar evet, değil mi? Buraya çok kadar güzel. Geliyor. Eve kadar evet, geliyor. Yani 2 gün içerisinde Çanakkale Biga'dan Isparta yani, Uluborlu'ya yemler ulaşmış oluyor. Burada da üreticilerimizi ziyaret etmiş olduk. Bizleri takip etmeye devam edin. Biz sizlere de ücretsiz teknik destekle bu konuda yardımcı olmak istiyoruz her zaman. Şimdilik hoşça kalın.